Evet millet, sabah kahvemizi yaptık, günaydın. Saatimiz şu anda 9'u gösteriyor. Saat 9 ve sabah yürüyüşüne doğru ben gitmeye başlıyorum. Three elevators. I guess the middle one is gonna be here. Just in a couple seconds. Let's see. Günaydın. Dün geceden kalma yağmurlu bir sabah Hofbach atıştırıyor. Biz de günün en güzel aktivitelerinden biri olan sabah yürüyüşüne doğru yola çıktık. İşte şu an bu zamanlarda, bu günün bunun gibi saatlerinde kendimi motive etme, güne hazırlanma, yapacağım işleri düşünme, birkaç kişiyle bir şeyler varsa onları konuşma gibi aktiviteler yapıyorum. Ve ondan sonra başlarken kafam daha rahat, ne yapacağımı biraz daha bilerek başlamış oluyorum. Direkt başlamaktansa bu şekilde yürüme alanımız burası. Bugün enerjim neden bu kadar yerinde? Neden bu kadar mutluyum? Yani genel olarak her pazartesi mutlu oluyorum. Her sabah mutlu oluyorum ama bugün ekstra bir mutluluk var. Bunun sebebini öğrenmek isteyenler için. Geçen hafta satışlarımızda rekor kırdık. Hem Amazon olsun, hem eBay olsun. Hem de eBay eğitimimizde de çok güzel şeyler yaptık. Şu ana kadar yaptığımızın en iyisini yaptık. O yüzden daha da motive olduğum bir haftaya başladım. Normalde insanlar güzel bir şeyler başarınca bir rahatlık gelmesi gerekir. Ben de o rahatlığı gelmemesi için elimden geleni yapıyorum. Bu rahatlığın hiçbir zaman gelmemesini istiyorum. Bu yüzden tam gaz çalışmaya devam. Şimdi nereye böyle diye soracaksınız yüksek ihtimalle. Şu anda size depoyu göstermeye gidiyorum. Ne deposu? Ürünleri bulundurduğum depo. Neden şu anda bu depo var? Çünkü normalde bildiğiniz üzere Amazon FBA yapıyorum. Ancak şu anda Covid-19 süresince Amazon bazı kategorilere kapısını kapattı. Medikal ürünü olmayan ürünlerin hepsinin kapısını kapattı. Bu yüzden FBM yapmak zorunda kaldık biz de. FBA ile FBM arasındaki farkı bilmeyenler için de soranlarınız oluyor genelde. Özet geçmek gerekirse FBA yapanlar Amazon'a ürünlerini gönderiyorlar. Dünyanın neresinden olursa olsun. Ve bu ürünleri Amazon label'lıyor, müşteriye gönderiyor ve her şeyden Amazon sorumlu oluyor. Paketleme, kargolama gibi işlerden. FBM yaparken de paketleme, depolama, kargolama, bu işlerin hepsinden siz sorumlu oluyorsunuz. FBM yaparken bir ürün sattığınızda cebinize daha çok para girmiş oluyor. Çünkü Amazon'a depolama parası vermiyorsunuz. Ve FBA fee dediğimiz olayı vermiyorsunuz. Ancak FBA yaptığınızda her şey çok daha rahat ilerliyor. FBM'de depo tutmak zorunda kalıyorsunuz. Amerika'da olmak zorunda olacaksınız. Ve bu ürün siparişleri geldiğinde mesela şu an benim size göstereceğim gibi bunları alıp da paketlemek zorunda kalacaksınız. Müşteriye ulaştırmak zorunda. Amazon'un yapması gereken hiçbir şey kalmıyor. Sadece siz bunları label yapıp kargocudan yolluyorsunuz. Ve kargocuda sıra bekleme olayı da olmuyor. Amazon'dan satın alırsanız shipping ücretini. Bu yüzden kargocuya gidiyorsunuz, bırakıp çıkıyorsunuz direkt. Hiç kimseyle konuşmanıza bile gerek kalmıyor. Birileriyle muhatap olmanıza gerek kalmıyor. Şimdi de size FBM sistemini genel olarak göstereceğim. Beraber bu ürünleri alacağız ve sipariş geçeceğiz. Dün çok fazla sipariş geldi. O yüzden 2-3 defa depoya gitmem gerekebilir bugün. Depo evin tam yanında olduğu için benim için sıkıntı olmuyor. Tam tersi zevkli bile oluyor hatta. Çünkü çıkıp da bir yürüyüş yapmış oluyorum, hava almış oluyorum. Bisikletle gittiğim zamanlar da oluyor. Bu zamanlarda da güzel zevkli oluyor. Bu şekilde. Evet, depoya geldik. Burada gördüğünüz gibi gate code girmek gerekiyor. Gate code girince de şu arkamdaki kapı açılıyor. Şimdi hemen girelim gate kodumuzu.
çünkü. Şimdi bir tane daha gate code var. Burada. Burada girince şurası açılıyor. Burada girelim. Şurada açıldı. Burası herkesin depo kiralayabileceği bir yer. Asansörü çalıştırmak için bir kod daha giriyoruz. Bu depoya gelip gün içerisinde ürünleri buradan alıp eve götürüp evde label'layıp ondan sonra satın alan müşteriye gönderebiliyorum. Bu satın alan müşteri de sanki Amazon'dan aynı ürünü almış gibi ürünü teslim almakta ve tamamen sistem aynı aslında baktığınızda. Bu bizim küçük ve tatlı warehouse'umuz, yani depomuz arkadaşlar. BRK Innovations Warehouse'a welcoming, hoş geldiniz hepiniz. Ama böyle bir giriş yapmayı tercih etmiyoruz çünkü o kadar şaşalı ve büyük bir şey değil. Bu yüzden mütevazi ve sakin bir şekilde herkese hoş geldiniz. Şimdi burada ürünler bize geldikçe toplu bir şekilde bu ürünleri alıyoruz ve eve götürüyoruz. Bir gelmede 10 tane falan götürmeye çalışıyorum genelde. Bazen arabayla oluyor, bazen bisikletle oluyor. Değişebiliyor. Bazen yürüyerek de gelip aldığım da oluyor. Çünkü eve çok yakın ve yürüyüş olarak sayabiliyorum bunu. Buradan gelip aldıktan sonra eve götürüyoruz. Sipariş geldiğinde de evden kargocuya, eğer o gün çok sipariş varsa, 7 ve üzeri sipariş varsa kargocu eve geliyor. Evden alabiliyor ücretsiz bir şekilde. Kapıya kadar alabiliyor ürünleri. O günkü sipariş sayısına bağlı ama ben kargocuya gitmeyi seviyorum genelde. Çünkü o da tam evimin yanında ve çok bir şey değiştirmiyor benim için. Ürünleri alıyorum, paketledikten sonra kargocuya götürüp oradan da satışa koyabiliyorum. Bu sistem FBA'nın dışında benim hoşuma gitmeye başladı bayağı. Ve bu sistemi de bakalım ilerleyen zamanlarda kullanabiliriz belki. Şimdi eve geldim. Bunları hazırlayacağız evde. Label'ları print yapmıştım zaten. Üstüne basacağım ve bunları müşteriye göndereceğiz. Kutular bu şekilde olması gerekiyor. Üçüncü kutuya geçelim. Ne yapıyoruz? Bu kağıdı alıyoruz. Direkt kutunun üzerine yapıştırıyoruz. Bantlıyoruz. Sağlam bir şekilde bantlandığından emin oluyoruz. Ve aynı zamanda kutunun kenarlarının açılmayacak bir şekilde bantlandığından da sağlam olduğundan da emin oluyoruz.
Evet arkadaşlar, bu da sonuncuydu. Hayırlı olsun. Hepsi bitti şu anda. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Bu kargoların hangi ülkeye, hangi yani eyalete göre, hangi şehre göre ne kadar tuttuğunu öğrenmek istiyorsanız da bunun da bir videosunu çekebilirim. Aşağıda bunu öğrenmek istiyorsanız belirtebilirsiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.